Okey, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ama. Farelerinizi ısıracaksınız, klavyelerinizi kıracaksınız, ekrana kafa atacaksınız. Hoş geldiniz. Ali Kemal, ismini okuyamadım. Evet yayın diyen değerli dostum. Hoş geldin Raşad. BG, Eneslim, Raiden. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Havanın sıcaklığı ile yayın açma olasılığın doğru orantılı mı? Var ya, evet olabilir. Hava ısındıkça benim enerjim yükseliyor. Selamlar abim, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldin Aras. Hoş geldin Doldur. Aa, evimiz vardı. Aa evet, ben evliyim şu an. Ben şu an evliyim. Emir Demir hoş geldin. Eneslim hoş geldin. Aha. Ay Reşel, çakal ile Reşel'im. Selam. Tatlım hamileyim bu. Bugün hiçbir şeyi hatırlamayarak oyuna girince her şeyden şok olurum. Aa evim büyükmüş benim. Aa ben evliymişim. Aa eşim hamileymiş. Aa lan ben aşağı indim mi sanıyordum. Kıştayız. Şimdi ben buradan ne yapacağım? Seni seveceğim. Aa evet, ben bunları seviyordum. Bu şerefsizlerin her birinin ayrı bir ismi vardı. Aa Umut var lan, bir yerde Umut olması lazım. Ne? Umut hangisi? Ha Umut. Umut. Bugün gerçekten mutlu görünüyor. Neler yapacağımı bana anlatmanız lazım. Bu ne, yıldız meyvesi şarabı? Kötülerden yıldız meyvesi şarabı yapıyorduk galiba, değil mi? Lan burası neden açık? Burası neden açık? Burası neden açık? Dışarıda ot yok zaten. Kışta burası neden açık? Böyle mi? Son yayını böyle mi yapıp gitmişiz? Ne yaşadık son yayında? Porky. Porky'nin ismini gördüğüm gibi sakinleştim yani. Çok aniden bir şey oldu böyle. Mor yumurta. Mor yumurtayı mayoneze koyuyor muyduk? Peki sana göre en iyi GTA 3 karakteri Tommy, Nico, CJ derim ben. Karakter olarak GTA 4'teki karakterlerin daha gerçekçi, daha dramatik bir yanı var. Benim en sevdiğim karakter Truth. En sevdiğin dizi sadece X-Files mi? Ha o muhabbet yarıda kaldı. En sevdiğim dizi X-Files var, Persons of Interest var. Şu an Fallout çıktı, Fallout falan izledim. Avatar kesinlikle en sevdiğim dizi. Şey animasyon olan. Senin gözleri kırmızı, Evil Tavuk. En sevdiğim filmler neler? İyi, kötü ve çirkin en başta geliyor böyle. En başta iyi, kötü ve çirkin geliyor. Her şeyi hatırlamıyorum. Geçen yayından beri hangi nasıl planlar yaptık hiçbir fikrim yok. Bir ara Graveyard Keeper diye bir oyun oynamaya çalıştım. Buna çok benziyordu. Ama acayip angaryaş vardı yani. Çok git gel, inanılmaz git gel yaptırıyordu. Buna çok benziyor dedi bir arkadaşım. Aa balıklar. Balıklar ne yapıyorsunuz? Mersin balığı havuzu. Endişelenecek bir şey yok. Okey görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz dostlarım. En sevdiğim 3 GTA karakteri. Hadi 2 tane şeyden söyleyeyim. San Andreas'tan söyleyeyim. Hadi 4 karakter diyelim ona da. The Truth. Wuzimu. Vice City'den seçmek gerekirse Avery. Bir tane de GTA 4'ten seçelim. Ya GTA 5'ten seçelim. Kel gözlüklü adam. Şişko kel gözlüklü adam. Müthiş edebi tanımlar yapıyorum bugün size. Hah F'e basayım. Aynen. Görevlerin çoğunu bitirdik. Doğru. Zencefil Adası'nda yaşayan yaşlı bir kadın senden kocasından kalan hatırayı bulmanı istedi. Bir şekilde işe yarayacağını umarak sana kıyıya vuran bir askerin üzerinden çıkan fotoğrafı verdi. Kadının kocasından kalan hatırayı bul. Bizim bu fotoğrafı buradaki birisine göstermemiz gerekiyordu. Kime gösterecektik? Bunu hatırlıyorum sanki. Zencefil Adası'na gidiyoruz. Doğru. Zencefil Adası'na gitmemiz lazım sık sık. Evet, envanterimdeki şeyi şuradan alalım geri. Nereden lan envanterim? Nereye koydum ben bunu? Kaybedersem çok gülerim ha. Nereye koydum oğlum? Ha, okey envanterimde duruyormuş hala. Ben de bir oh, onu sen diye ver. Ha, hala envanterimde. Üzerimdeki ceketi arıyorum ya böyle panik halinde. Ceketim nerede benim? Okey sendi. Dur bakalım sende hangisi? Lan benim atım vardı dur. Atımı hatırladım. Hey hey! Gittim Stardew Valley'de kovboy oldum ya. İşte iyi kötü ve çirkindir bu. Şimdi sendi hangisiydi? Lia. Sendeki çöldeki satıcı değil mi? Aaa. Dıgıdık dıgıdık çöle. Sendi sincap değil miydi? Çok kafamı karıştırıyorsunuz ha. Şöyle yapacağım galiba. Yıldız Çiğ Vadisi gülü mü? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ne zaman vadiyi özlesem bu gülü koklayacağım. Bunu al bakalım. 10 yıldır bu rafta duruyordu. Alanda olmadı. Senin olsun. Gelişmiş kumanda. Gelişmiş kumanda aldın. Allah Allah. Sıradan bir kumandadan daha fazla tuş var. Okey. Hevesli seyircilerin olmazsa olmazdır. Peki. Bunu da birine vermemiz lazım. Eli kumanda tutan kim vardı ya burada? Kime vereceğimi bilmiyorum. Kime? Oyuna yeni festivaller gelmiş evet ama aynı save'den devam edince yeni festivalleri oynayabiliyor muyum? Öyle bir şeyimiz var mı? Dönelim eve dönelim. Ben bunu nereye vereceğim arkadaşlar? Siz söyleyeceksiniz ben gidip vereceğim. Allah inşallah bir daha bu cümleyi kurdurmaz bana. Şimdi şey burada bekleyecek. Spontane nereye kaybol... Aa spontane! Evet FNAF'ın oyunu çıkıyormuş. Nasıl? FNAF'ı oynadık zaten. Yeni oyunu mu? Aa burada bir şeyler vardı. Yıllandırıyoruz.
Aa evet, doğru, şarapları burada yıllandırıyoruz. O zaman dur gidip şeye bakalım. Nasıl gidiyor? Aa evet doğru, bizim burada bir şeylerimiz vardı. Meyve, bunları toplayayım mı? Bunlar oldu şu an değil mi? FNAF'ın filmine dayalı biraz daha oyun. Ha yani oyunun filminin oyununu mu yapıyorlar şu an? Selam dostum, iyi yayınlar. Hayat nasıl? En son oyun geliştiriyordunuz. Ses soluk yok, neden? Oyun geliştirmeye devam ediyoruz ya. Aslında bayağı ilerideyiz oyun şeyinde ama. Evet, piksel piksel değil, değişik bir şey. Uuu ilginç. Okey. Tamam, ben bunları topluyorum. Yıldız meyvesi. Ha bunları gidip alacağız değil mi? Bunları gidip çölden teker teker almamız lazım. Yıllandırılmış şarapları sat... Aa evet okey, o şarapları saklamalıydım ben, doğru. Ben buraya bunları koyuyorum. Zaten burada şey yapmaya devam ediyorlar. Ama bazı şeyleri böyle giderek hatırlıyorum. Hatırlamam güzel bir şey bence. Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Ben senin GTA San Andreas ormanda yaptığın koca ayak videondan sonra oyunda ormanda gezemeyen tayfalardanım. Ben de zaten ilk öğrendiğimde ben de gezememiştim. Eski davulu götürelim değil mi yarın? Müzeye götürelim eski davulu. Bunların hepsini düzenlememiz gerekecek. Bunların hepsini hayvan gibi düzenlememiz gerekecek. Dostum doğum gününe 2 ay kaldı. Çok teşekkür ederim dostum. Tuza doğru dayanınca insan şey yapıyor. Yani doğum günü gelmese de olur falan diyorsun. Ha bir ara kulübe yapar, sandıkları oraya taşırız. Doğru, bu bir projeydi. İnatla reddettiğim bir projeydi. Kulübeyi, hatta bir şey söyleyeyim mi? Kulübeyi şuraya falan yaparız. Hemen şuraya falan bir yere yaparız. Veya şuraya, bilmiyorum yani, yakın bir yere yaparız. Hoş, hayvanların otlaması gereken yerler lazım ama. Bir şekilde düşünürüz. Daha salı. Bugün ikinci. Daha kış yeni gelmiş. E uyuyayım ben o zaman. Eşim uyuyordur. Arkadaşlar şu an ben bu yayını yapıyorsam zamanında Stardew Valley'de balık tutayım falan dediğim için. Bu ne lan? Sen kimsin? Bu ne? Ne oluyor? Gizem kutuları artık bulunabilir. Bu yeni bir şey mi? Yoksa eski bir şey de ben mi daha hiç ulaşamadım? Yeni, bunlar yeni. Okey. Eşim nerede? Gidip eşimi bir öpeceğim. Aslında soğuk havayı severim. Bana ısınmam için neden soruyorsun işte? Evet, ben vefalı bir şeyim. Eşim. Hayvanların yanına... Ya şu kapıyı açık bıraktım, inanamıyorum ya. Kış gelmiş ya. Ya bu kapı da mı çıktı şu an? Kapattım ben bu kapıyı. Ulan doğalgaz yanıyor. Fena şey yapar. Hakikaten yanıyor. Bak şey burada. Kalorifer burada. Seni sevdim. 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 Kimse kalmadı. Serdar İstanbul'da dolaşırken. Alt geriye de 42 tane şey alacağım. 42. 42 tane yıldız meyvesi tohumu almam lazım. İlişki hayatımın özeti. Katılı özel vloglar ve canlı yayınlar oluyor mu? Onları ayarlayacağım, evet. Onları yapmaya çalışacağım. Belki şey yapabiliriz. Üyelere özel böyle yeni çıkan Game Pass oyunlarını böyle deneme videoları falan atarız. Uğur 5 üyelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Alican, Raiden, King Tiger, Hope, Death King, hoş geldiniz. 5. Güzel. Ama PlayStation oyunları oynamayı düşünüyor musun? PlayStation oyunlarını şey yapabilmem için Remote Play diye bir şey var PlayStation'ın. Belki şu an yapsam iyi olabilir. Remote Play'de böyle bilgisayar üzerinden PlayStation oyunlarını oynayabiliyorsun. Ya, streaming oluyor yine, yayın oluyor aslında. Dur bakalım şey nasıl gideceğiz müzeye? Gidip şu davulu verelim. Adaya gideceğiz ya. Adaya bunu verelim de ertesi gün bütün işleri hızlı hızlı halledip adaya gidelim artık. Hocam merhaba. Müzeye bağışta bulun. Buyur. Buraya koydum. Aa bak tam flütle davul arda arda gitti. Çok güzel. Yeni ödül varmış. Ödülü alayım. Bu ne? Davul düğmesi. Yanından geçerken davul sesi çıkartır. Bayağı grup kuracağız. Aha Joja Mart'ı yapacaktık. Joja Mart'ı mı yapacaktık? Yapalım. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Aha. Bunlar kayıp nesneler yığını. Ne var burada? Eski meyve veya şarap. Aa yıldızlı eski meyve veya gümüş şarap. Tamam. Yıldızlı eski meyve veya gümüş şarap. Tamam. Bunlardan birisini halledeceğiz. Aklımda adaya da gideceğiz. Aras hoş geldin. Abi God of War Ghost of Sparta'yı bitirdim. Mükemmel ötesi. Ya ben onları nereden oynadın onu? PlayStation 4'e var mı? Varsa alacağım çünkü ben de. Ya şey yok bende. God of War 1, 2, 3 var. Ascension var. Yeni God of War ve Ragnarok da var. Ama şey yok. Ghost of Sparta ve Chains of Olympus yok. PSP ama o yok işte bende. Oho, aha geldi şeyler. Ay yeme, yeme, yeme. Evet. Bunları ekmeye başlayalım. Yani şu an işleyen bir ekonomimiz var. Artık hikayeyi bitirmeye çalışacağız, değil mi? Evet, 4 tanem var, doğru. 4 tanem var çünkü saçmaladım azıcık. Şu 4 tane şey düşünmedim. Dümdüz karelerin üzerinden hesap yaptım.
Bunları da buraya koyacağız. Fallout dizisi inceleme yazısı var, evet. Fallout dizisi incelemesi gelir mi? Video olarak mı diyorsun? Video olarak gelebilir ya. Bakalım bakalım, bir şey yapacağım. Şeyi konuşmak istiyorum en azından. Fallout dizisi ve ya dizideki Fallout dünyası ve oyunlardaki Fallout dünyasının farkı ne? Farklı evrenlerde geçiyorlar. Kanıtlarım var. Kanıtlarımla konuşacağım. Geek Yapar'daki yazı, evet. Fallout inceleme yazısı. Ya sadece orada farklı bir evrende geçtiğini biliyorum. O da yani şey, iyice merak ettim. Şimdi dizi 2296'da geçince bütün diğer oyunlardan, bütün oyunlardan sonra geçiyor. En ilerideki Fallout hikayesi bu. O yüzden insan şeyi merak ediyor. Acaba ne oldu arada falan, veya böyle şeyler nasıl sonuçlandı gibi. Sadece 4'ü oynadım ben. Çok şey kaçırır mıyım? Yani şöyle, Fallout 3 ve Fallout New Vegas çok RPG tarafları çok daha güçlü oyunlar. Ama çok daha durağan, çok daha cansız dünyaları var. Ben kumandayı kime vereceğim arkadaşlar, onu söyleyin önce. Kumanda George'a. Dur bakalım. George şuradaydı değil mi? Ulan atımla geldim buraya. Hakikaten çok epik ya. Atla dolaşıyorum her yere. Önce bir dakika. George sen misin? Alex benim torunum. Bunu söylemiş miydim? George al sana. Aa evet, kumanda. Bu ne böyle? Önce bu tuşa mı basacağım? Bu tuş ne işe yarıyor? Bak sen şu işi. Yeni bir kanal buldum. Aa bakayım şunu. Zamanında madende çalışırken bulmuştum. İşin ilginci 40 yıldır parlıyor ve ısınmıyor. Sanırsın büyülü. Buzul parçacığı aldım. Dünya dışı mavi bir ışık yayan bu. Bunu Abigail'e mi vereceğim? Abigail dedim. Emily demedim. Abigail dedim. Dünya dışı mavi bir ışık yayan parçacık. Burada uzaylı mevzusu bir şeyler var mıydı ya bu oyunda? Basit düşün ama en basit. İşte Abigail'e vereceğiz diye düşünüyorum. Çünkü taşları seviyor. Mavi, mavi. Ha, Emily'e vereceğiz biz bunu. Büyülü diyor. Krobus mu? O zaman cüce. Wizard. Aa wizard. Evet. Wizard olması çok makul. Atımızı koştura koştura gideceğiz. Wow! Ne oluyor lan? Nereden geldi bu? Ne oldu oğlum? O zaman ben uyuyayım, ondan sonra gidelim oraya. Bakın buraya, bunlar bizim yollarımız. Bak bu yolları biz yaptık. Bu yolları biz yaptık. Bir üstümüze ağaç fırlat. Baya öyle oldu. Baya öyle oldu. Kasabaya artık ağaç dikemiyoruz. Yeni güncellemeyle galiba eskiden diktiklerimizi... Aaa! Karnım kazınıyor. Karnım kazınıyor. Ne tarafta? Göremiyorum. Gözüm yok. Göremiyorum. Daryl Dixon hoş geldin. Biricik eşim yanına döveyim. Yani kolay değil. Aile geçindireceğiz artık. Artık aile geçindireceğiz. Uyumak için yatağa gidilsin, evet. Oh. Oh, geriniyorum. Abi şeyler oluyor. Ne düştü lan? Bir şey düştü. Gece çok şiddetli bir fırtına oldu. Bir şey düştü. Ne oldu lan? Önce eşimin yanına bir gideyim. Tamam, bugün şunları bir halledelim. Sevdim, 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 sevdim. Sevdim, 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 sevdim. Sütünüzü de aldım. Ya bu balıkların gene Nautilus kabuğu istemelerine ayar oldum. Çünkü galiba daha önce de onu... Burası neden böyle oldu? Bu yeni bir şey mi? Yaşlı ağaç artık yok. Fakat 100 parça kereste ile geri getirebiliriz. 100 parça kereste. 100 parça kereste. 100 parça kereste. Büyücünün kulesi. Şöyle aşağıdan mı geçelim acaba? Aşağıdan geçiliyor muydu oraya? Hatırlamıyorum. Hocam merhaba. Ah, bir buzul parçacığı. İçine buz konulmuş çok çok güçlü ve yoğun bir maddedir. Senin için sakıncası yoksa almak istiyorum. Hala buradasın. Aa, bir şey mi istiyorsun? Bunu alabilirsin. Kımıldayan solucan. Kımıldayan, kımıldamadan duramayan ıslak bir solucan. Bunu herhalde balıkçıya götürüyoruz artık, değil mi? Bakın o konuda şey yapmıyorum. Balıkçıya götürüyoruzdur deyip gidiyorum. İtirazı olan varsa söylesin. Lan basitmiş be. Buraya gelseymişiz alırmışız bir tane. Nautilus kabuğu. Okey. Serdar adamım, yeni San Andreas Myth videolarını heyecanla bekliyoruz. Gelecek. Şu oyunda hakkında gram fikir sahibi değilim. Sizce oynamaya değer mi? Güzel midir hocam? Stardew Valley mi? Stardew Valley çok güzel ya. Çok saracak. Oyna, oyna. Net tavsiye ediyorum. Bakın bunu bu adama veriyorum. Balıkçı bu. Verdim. Yakalamaya çalıştığın balık için mükemmel yetenek mi geçirmiştin? Al bakalım bununla takaslayalım. Ne olduğunu bilmem etmem ama bir süre önce karaya vurduydu. İçimden bir ses, işine yarayacağınız... Aa, karaya vurdu. Korsan madalyonu aldın. Aa, şimdi bunu gidip vereceğiz değil mi? Ben bir böyle bir formül deneyeyim dedim. Hah, vay canına. Nautilus kabuğu için teşekkürler. Ne demek? Siz ona heyecanlanıp çoğaldınız mı? Yo. Ertesi gün mü çoğalacaksınız? Bu ne oldu? Dev kütük. Çiftliğimin güneyinde büyük ağaç devrildi. 100 kereste ile kütü ilginç bir şeye dönüştürebilirim. Ha. Ağacı yeniden dikmeyecek. Ya, ağacı yeniden dikemez zaten. Çok saçma ama. Eski bir korsandan kalan hatıra.
Bir doğrulamak için bir okuyalım. Korsanın karısı. Okey. Bir şekilde işe yarayacağını umarak sana kıyıya vuran bir askerin üzerinden çıkan fotoğrafı verdi. Aldık. O zaman bu şekilde görevi bitiriyor olacağız. Gizemli kutu falan filan bir şeyler dendi. Bir şöyle bir haritayı dolaşalım ya. Neler var neler yok. Bir bakalım, bir keşfedelim. Ağaçlarımız. Ne lan? Abigail, eşim, karıcığım bana yardım et. Nefesini tutar. Neydi o ya? Cenko, efendim canım, aşkım. En sevdiğim ara sahnelerden. Cenko iyi misin? İyiyim, az önce ne yaşadığını anlamadım. Atım vardı benim, ata ne oldu anlamadım. Ağlıyor muyum ben, ne oluyor? Hafif bir sıyrık sadece, beni endişelendirdin. Abi biz maviyiz lan. Mavi olduğumuz şimdi hatırladım. Öldürdük mü onu? Cinayet mi işledik şu an? Ben daha önce can almamıştım. Nasıl maceracısın sen ya? Üzücü olduğunu biliyorum ama başka seçeneğin yoktu. Canavarlar acımayı hak etmez. Dünya acımasızdır. Öldürmek zorunda mıydın? Üzücü olduğunu biliyorum ama başka seçeneğin yok. Yani aklımdan zorum yoksa herhangi bir şekilde herhalde bunu seçerim. Matthew hoş geldin. Reşat hoş geldin baştan. Oyunda canavar mı varmış? Oyunda canavarlar. Evet, yapmam gerekeni yaptım. Dünyanın acımasız ya ölecekti ya sen. Bundan sonra daha dikkatli olmalısın. Seni kaybetmek istemiyorum. Romantizm. Mucuk mucuk romantizm. Cesedi sanki bir yere gömelim. Eve mi gömeceğiz? Allah aşkına tarlama falan gömme yani. Bu ne? Abigail beni kurtarmak için can aldı. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Okey. Gizemli kutular nerede abi? Hani gizemli kutular bırakmıştı birileri. O gizemli kutular ceot gibi rastgele çıkıyor. Ha, okey, tamam. Adada bir evimiz olsa da hani geceyi orada geçirebilsek fena olmaz. Çocukluğumun kanalı iyi yayınlar Serdar abi. Çok teşekkür ederim dostum. Lütfen kredi kartı numaranızı Gangır Sokak 33 numara Zuzu şehir adresine gönderiniz, kapanır. Ah dolandırıcı. Dolandırmaya çalışıyor, çok iyi. Uyu uyu. Geceleyin Abigail bir bebek kız dünyaya geldi. Okey. Tamam. Tamam, peki. İşte şimdi süt almaya gitmeyen tam vakti. Gece ya, bu cümleyi baştan okumak istiyorum ya. Geceleyin Abigail bir bebek dünyaya getirdi. Bu ne ya? Okey, tamam, baba olduk. Adını ne koyalım? Kızın adını ne koyalım? Müzeyyen. Müzeyyen koyduk, hadi bakalım. Kitapçı bugün kasabada. Kitapçıyla ne yapacağım? Dur kızıma bakayım lan. Kitapçı lan bana, dur gidip kızıma bakacağım ben. Müzeyyen uyuyor. Bu kadar mı benim işim? Bebeğini sev bari evden çıkmadan. Evet, biraz otomatiğe bağlamışız. Acaba Müzeyyen büyüyünce senin gibi bir çiftçi mi olacak? Olmasın. Bir tane gümüş meyve varsa gümüş meyveden bir tane koymamız lazım. Olağanüstü güçler barındıran efsunlu bir asa yapıyorum. Ancak iridyum çubuğum eksik. Piyasa değerinin 5 katını ödemeye hazırım. Mümkün olan en kısa zamanda bana ulaştır. Okey. İridyumun piyasa değeri mi var? Benim iridyumum mu var? Yoktur benim iridyumum. İridyum cevherim var 4 tane. İridyumlar yok. Şimdi benim bu kızı beslemem gerekecek mi? Yani süt falan vereyim mi buna? Yoksa bu otomatik gidiyor mu yani? Sorduğum sorulara bak. Kullandığım dile bak, inanılmaz. Ya ilgilenmemiz gerekiyor mu şimdi onunla? Benden baba olmayacağını buradan öğrenmiş olduk. Kendi kendini besliyor mu bu kendi kendini? Su falan verecek miyiz buna? Auto petter koy seversin her gün. Koşa koşa gideceğiz. Nasıl babayım ama kızım olur olmaz gidiyorum. Başka bir adaya gidiyorum, kızım olur olmaz. Evet, ha merhaba. Yıldızların kitabı. Bunu okuyarak tüm becerilerde deneyim kazan. Becerilerim iyi ya o. Değil mi? Hepsi 10 abi becerilerim. Tek toplayıcılık kaldı yani. Yeteneklerimiz çok iyi. At sürüşüm bir tık daha hızlanır. Aa, artık eşyaların değerlerini görebilirsin. Oy. Artık çimende ve mahsuller üzerinde çok daha hızlı koşacaksın. Biraz daha hızlı koşarsın. Evet.
Yeni bir güç öğrendin. Para verdik ama at kitabını da alalım madem bence. Aldık. Bütün kitapları aldım şu an. Atı almadan be. Atı almadan mı? Atı aldım ya. At. İkinci cilt. Biraz daha hızlı koşarsın. Al bakalım. Parayı bitirecek miyiz? Eşyaların değerlerini zaten bilmiyor muyum? At kitabı. At sürüşün bir tık daha hızlanır. Param kalmayacak. Peki bir şeylerin değerini... Evet, değerini görebiliyorum şu an. Eşyaların değerini görebilmek çok müthiş bir şey. Hadi gidiyoruz. Yeter bu kadar şey yaptığımız. Gidip ödülü alacağız. Adaya gidiyoruz, adaya. Evet, bilet alalım, gidiyoruz. Neler yapacaktık, neler yapmayacaktık, böyle hedef medef falan, bunları yazarsanız sevinirim. Mesela bu adada şunlara veriyorduk, aynen. 20 ceviz, gak, barınak onarılsın. Aa, benim kaç, benim 10 cevizim var. Aa, benim ceviz bulmam lazım bol bol. Doğru. Şu tarafta birileri vardı galiba. Evet. Merhabalar teyze. Bu arada adada yapılacak çok şey varmış. Evet, işte barınağı falan daha şey yapmadım. Teyze. Okey. Oldu galiba. Burayı onarırsak yatmaya yerimiz olur. Bu güzel işte. Bu beni rahatlatır. Rahat rahat burada takılabiliriz. Bu onun. Bunca yıldan sonra bile kokusunu taşıyor. Emin misin? Yani o denizci dayımızın kokusu olabilir. Bu iğrenç kokuyu iyi biliyorum. Okey. Biliyor musun yavrum, hayatımı burada yapayalnız geçirirdim ama bundan hiç mi hiç pişman değilim. Kocam olan görevimi yerine getiriyorum. Bir gün yine birlikte olacağız. Ne yapıyorsun ya? Ölmüş birini bekleyeceğini hayatını yaşamalısın, onu onurlandırıyorsun. Hangisini seçelim? Basıyor mu o zaman? Bir. Hadi bakalım bir. Bilgece konuşuyorsun. İki kelime ettim, bilgece konuşuyorsun dedi. Bana huzur getirdin. Bu madalyon kalan hayatında bana huzur verecek. Bu oyunun diyalogları efsane yani. Müthiş bir şeydi. Şimdi bunun karşılığında senin için ne yapabilirim? Sana özel bir tariften bahsetmeme ne dersin? Burada geçirdiğim yıllar içerisinde... Ya tarif verme bana, Hindistan cevizi ver ya. Give me nuts yani. Hindistan cevizi ver bana ya. Tamam, ver bakalım tarifi. Ne vereceksin artık? Peri tozu tarifini öğrendin. Çok teşekkür ederim teyze ya. Bunları da alabilirsin. 5 tane, oh be. Tanımadığın yaşlı bir kadına yardım ettin. Temiz yüreğin sağ olsun. Sağ olasın teyze. Ben teşekkür ederim. Aa, bu şeydi değil mi? Burada da maden vardı ama yukarı çıkıyorduk burada. Dağa çıkıyorduk. Oradan ceviz alıyorduk. Adanın başka bir yerinde kalan bir ceviz var mıydı ya? Bunu kırabiliyor muyduk? Aa! Buradan çıkıyormuş ya. Ulan kırdım, bam diye ceviz çıktı. Kaç tane? 20 mi? 20'ye mi ihtiyacım vardı? 16 oldu galiba. Aa! Abi olduğun yerde dur hemen. Yerde X var, kaz. Buralarda bir yerde mi? Yukarıda, tam üstünde. Tamam, şu an burada duruyorum. Tamam, burada duruyorum. Teyzenin orada. Tamam, sol tarafa gidiyorum. Odun parçalarının ortasındaki boşluk. Odun parçaları nerede ya? Odun parçalarının ortasındaki boşluk burası. En soldaki enkaz. Anlatamayacağım, boşver. Tamam, durun. Şu an buradayım. Tamam, şu an buradayım bak. Yukarı mı aşağı mı? Oranın tam ortası. Aa, nasıl gördünüz lan burada bir şey olduğunu? Tek kare boşluk orada. Nasıl gördünüz abi? Ben görmedim ha onu. Neyse, güzel. Teşekkür ederim. Şu an 18 oldu değil mi? 2 tane daha olursa eve sahip oluyoruz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sen ne kadardı? 20, 18. 2 tane daha bursak oluyor. Sadece 2 tane daha lazım. Sadece 2 tane daha lazım. Teyzenin evinin altında gri alanın ortasında X var. Gri alan ne ya? İyi akşamlar hepam. Hoş geldin dostum. Bu göletlerin ortası. Göremiyorum ha, sıfırım şu an. Sol aşağı. Bunlar X mi? Değil. Ha, okey tamam. Kaldı bir. Sadece bir tane kaldı. Sadece bir tane kaldı. Eve gidiyoruz. Son bir tane lazım. Son bir tane lazım. Çocuğun doğmasından sonraki ilk gece evden kaçıp adada barınmaya başlayacak adam. Son bir tane kaldı. Yarın o sonuncuyu da bulup artık şey yapmamız lazım. Orada bir barınak yapmamız lazım. Gerekirse ailemi de oraya taşırım yani. Hiç sorun değil. Ailecek oraya taşınırız. Yanardağı kontrol edelim. Müzeyyen uyuyor. Ay, nasıl bir güzel. Keşke çocuğu da buraya koysaydık böyle. Ailece bir fotoğrafı. Nerede benim çocuğum? Nerede benim Müzeyyen'im?
Müzeyyen uyuyor. Müzeyyen hep uyuyor zaten. Anne olduğuma inanamıyorum. Hayat çok garip. Bu konuşmayı şu an mı yapıyoruz? Okey. Mor peynir. Mor. Mor. Aa, peynirleri biz buraya mı koyuyoruz? Mor peynir. Ben ne yiyeceğim abi? Bana da yiyecek bir şeyler kalması lazım artık ha. Bunlar çok şey gidiyor. İki katına çıkıyor gibi. Bu kim ya? Efendim. Koklar. Okey. Oh. Sen misin? Ya, benimdir. Benimdir. Hırıldar. Elimde hala güzel tatlıcık var. Çok şüpheli gidiyor şu an hiçbir şey hoş değil yani. Şu konuşmanın hiçbir yeri, hiçbir tarafı hoş değil şu an. Böyle kokladı, sonra ho 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 diye bağırdı. Sen misin diye sordu. Sonra elinde hala hırıldadı. Sonra elinde hala güzel bir tatlıcık var dedi. Okey. Beni çok çok mutluyum. Kafayı bulup bulma arıyorlar ya. Teşekkür etmek istedim. Güle güle. Kafayı bulup bulup arıyorlar yani ya. Neyse, maile bakalım. Patiska çölünden selamlar. Yakın zamanda ziyaretime gel. Burada sıkıntıdan patladım. Çölden sana hediye yolladım. Geldiğinde teşekkür edebilirsin sen de. Bu ne? Tavuklu ceviz çorbası. Nesin sen? Ya bu gümüş olmuyor ama ya. Aha bak, gümüş yıldızlı bir şey var. Bu muhtemelen gümüş şarap. Sadece mahsul vermesini bekliyoruz. Okey, tamam, yeter bu kadar. Lak lak, let's go. Gidiyoruz. Gümüş şarapsa lazım o bize. Yığını. Ha? Ha, onu gösteriyor değil mi? Altın oldu gümüş. O altın gümüş o demek. Tamam, ben de zannediyorum ki sen oraya altın bir şey koydun falan demek. Tamam, gümüş alalım, aynen koşalım. Aynen, gümüş şarap istiyor. Alamıyorum ki. Nasıl alacağım? Kazmayla kafasına vurup yığını tamamlayalım. Böyle mi yapıyoruz? Aa! 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 Evet, yıldız meyvesi şarabı. Gümüş herhangi bir şarap. Okey, tamam, hadi gidip satalım. Şu Jojo şeyini tamamlayalım bakalım. Ne verecek? Çok merak ediyorum. Merhaba hocam. Bunlar şimdi Jojo marketi mi şey yapacaklar? Ne yapacaklar? Ha, yığın tamamlandı. Okey. Terk edilmiş Jojo Mart. Merhaba. Evrim mi geçirecek? Ben hariç herkes eve döndü. Ha, sen burada mı kaldın? Artık ben de dönebilirim. Teşekkürler, çok teşekkürler. Ne demek? Estağfurullah. Yarın güzel şeyler olacak. İşimize bakalım şimdilik. Raşat ne söylerse şey oluyor yani. Siyasi slogan oluyor. Yakında iyi bir şey gerçekleşecek. Okey. Okey, güzel. Bizim işimiz Ada abi. O son cevizi bulacağız. Give me nuts. Bugünün sloganı bu. Bu yayınların bütün tekrarlarını atmama niyetindeyim. Özetini koyacağım. Hey, hello. Nasıl gideceğiz oraya? Nasıl gideceğiz buraya? Gördüm orada, ceviz gördüm. O altta ağaç var ya, evet. Sol altta görüyorsun şu an. Aa, bunu içeri mi giriyoruz acaba? Bitti, evet. Yaptık. O ev bizim. Fazlaca emlak sahibi Cenko geliyor. Buradan bir yere gidemiyorduk galiba. Evet, alın bakalım. Bütün cevizlerimi sana veriyorum. Bütün cevizlerimi sen yiyeceksin. Vallahi billahi ev yapıyorlar. Benim daha iyi yapıyorlar. Küçük bir evimiz oldu artık. Gak, 5 ceviz. Gak, posta teslim edilsin. 5 cevizle. Aa, benim evimin aynası mı getirdi buraya? Ne oldu? Neyse, yatak var artık. Uyuyabilirim. Ya bugün bam diye uyuyup... Aa, Jojo Mart. Ulan eve dönelim o zaman.
Ben burada şey yaparız diye düşünüyordum. Ha, eşini ve çocuğunu terk etti. Hayır, eşimi ve çocuğumu buraya taşıyacağım. O yüzden posta yollamamız gerekiyor. Ben ailesini terk eden bir insan değilim. Çocuğun ikinci gününde. Çocuk uyuyor zaten. Ne olacak, uyandırmayak. Aa, burada da satabiliyorum bir şeylerimi ben. Burası artık benim üssüm. Ada konumusunda işimiz rahat. Artık 20 cevizimiz oldu ve adada uyuyabiliriz. Yani yanardağa sürekli seyahat edebiliriz. Mağara açıldı. Mağara mı açıldı? Ulan bir tane daha mı mağara açıldı? Hadi Jojo Mart'ın oraya. Sinema mı? Sinema bileti bin. Sinema salonuna girmeyi sağlar. Bir arkadaşa verildiği takdirde sinemaya davetiye niyeti belirtir. Eşimle beraber bir sinemaya gideyim. Bebeğimizi evde bırakıp eşimle beraber sinemaya gidelim. Al götür eşini. Gece bırakmana telafi olsun. Aynen, yani eşimizi yanımıza alıp bebeği evde bırakarak telafi edeceğiz o durumu. Bu ne? Sevgili Cenk, yarın buz şöleni için Marnie'nin evinin önünde toplanacağız. Kışı kutlayacağız. Kardan adamlar, buzdan heykeller yapacağız. Bir de buzda balık tutma yarışması düzenleyeceğiz. Kesinlikle ben kazanacağım. Katılmak istersen sabah 9 ile öğlen 2 arasında orada ol. Tamam. Demek ki yarın da adaya gitmiyoruz. Nerede benim eşim? Güzel. Nerede benim çocuğum? Nerede benim terk etmediğim çocuğum? Müzeyyen uyuyor. Gördüğünüz gibi değişen bir şey yok. Sinema mı? Çok güzel olur. Salonda buluşuruz. Salona mı gidiyoruz? Tamam, geç. Öpeyim. Kasabaya yeni açılan sinemayı duydun mu? Gitmek için sabırsızlanıyorum. Okey. Yalnız o asosyal Jujino muydu? Jujino. Çok takdir etmek gerek yani. Jojo Mart'ın yıkılmış, terk edilmiş Jojo Mart'ın yerine sinema yaptı. Böyle zeka, böyle kültür, böyle iyilik, böyle cömertlik bir yerde görülmedi. Tebrik ederim. Tek başına koca Jojo Mart'ı sinemaya çevirdi. Hadi bakalım, gidiyoruz. Bilet almadan salona giremezsin. Özür dilerim. Aldım. Evet, filmi Abigail ile birlikte gitmek isterim. Yeni başarım. Çok çok güzel. İzledik mi filmi? Fragmandan anladığım kadarıyla tam anlamıyla uyumalık bir film. Merhaba Cenk, az önce filmden çıktım. Hiç fena değildi, öyle mi? Selam. Alıştırmalık tezgahına hoş geldiniz. Konunuzu, evet, atıştırmalık bir şeyler isterim. O makineyle oynayabiliyorsun da başkası oynuyor. Diğer Junimo. Eski kafalı halk evi yaptı. Bu vizyoner sinema yaptı. Wow, en pahalısı hangisi? Yıldız kurabiye. Ay. Kremalı kek. Evet. Kremayla kaplanmış küçük bir kek. Kremalı kek istiyordunuz değil mi? Abigail film başlar başlamaz koltuğunda atışmalığına kavuşacak. Aşkım, kremalı kek aldım. Sen büyücü sen misin? Bu ne çeşitlilik? Sanırım mayonezli bir şey alacağım. He. Marsunello kim ya? Evet. Gizem videom oynasa yatarım şu an. Kitapçı bu. Ha. Merhaba dostlar. Soğuk yıldız çiftliği mucizesi. Okey. Kış yıldızı arifesi gelmiştir ve aralıksız 3 haftadır kar yağmaktadır. Soğuk yıldız ailesi evlerinde mahsur kalır. Kasabaya ulaşamazlar. Neyse ki ineklerin yeterince samanı vardır. Ancak ailenin yemeği kalmaz. Bakın, böyle şeyler olmuyor bizim evde. İlgi çekici bir şey olursa beni uyandırırsın. Uyukluyor, çok iyi. Uykusunda pastayı yedi. Abigail kremalı kek tüketiyor. Eşimden inanılmaz gurur duyuyorum şu an. Baba soğuk yıldız tehlikeli koşullara rağmen kış yıldızı ağacını kesmeye cüret eder. Aç olsalar dahi aile ağacı süsler ve kış yıldızına verdikleri sözü tutarlar. O gece alışılagelmedik bir şey gerçekleşir. Ertesi gün anne soğuk yıldız ağacın üzerinde kozmik bir meyve bulduğuna şaşırır. Kış yıldızına inandığımız için unutulmadık. Yıldız kaydı meyvesini paylaşırlar. Meyve küçük olsa bile o güne kadar yedikleri en doyurucu ve en lezzetli yiyecek olarak hatıralarını kazanır. Okey. Aile kurtulur ve umut varlığını sürdürür. Kış yıldızının sözü bir kez daha tutulmuş olur. Film sona erdi. Umuyoruz zevk almışsınızdır. Almadık. Kesinlikle almadık. Esner, sence de çok sıkıcı değil mi? Çok haklısın. Çok haklısın. E, gidek o zaman. Eşim benden önce gitti herhalde. Ama sinema güzelmiş. Zaman zaman buraya gideriz. Siloları kontrol edelim, dur.
480'de 357. Şu an pazar 7. Yani kışın 4'te 1'i gitti. 4'te 3'ü kaldı. 480'in 4'te 1'i 120. Tam yetişecek aslında da. Her türlü bir silo daha yapsaydık keşke. 3 tane şey aç kalacak. Çiftçi Serdar kışı çıkartmak için hesap yapıyor. biraz öyle oldu evet. Çünkü şeyi hatırlıyorum böyle. Sanki silolar beni bundan önce de biraz tedirgin etmişti. Kış kavunu ne? Kış kavunu mu? Hiçbir fikrim yok benim. Kışın kış kavun da yeni geldi. Aa, okey, güzel. Kışta yetiştirilebilecek şeyler var artık. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Eşimi bir öpeyim. Endişelenme, bugün müzeyen doyacak. Sen çiftliğe odaklanabilirsin. Kızım hala uyuyor. Adaya gidiyoruz. Aa, şölen. Evet, şölen. Şölene gitmemiz lazım. Ha, balıkçılık hünerlerimizi... Ha, okey, yukarıdan geldik. Balıkçılık hünerlerimizi sergileyeceğimiz bir yer. Benim Abigail'im nerede, ne yapıyor? Ne yapıyorsun aşkım? Birlikte bir igloda yaşadığımızı hayal et. Ne yapıyorsun dayı? Balıkçılıkla yarışacak mıyız? Bugün tüm kasaba bizim küçük rekabetimizi izleyecek. Hepsine güzel bir gösteri sunalım. Evet, bütün kasaba bizim balıkçılık rekabetimizi takip ediyor. Fener Galatasaray çekişmesi gibi Willy ile Cenk'in balıkçılık kapışması. Hadi bakalım başlayalım. Buzda balık avlama yarışmasına hazır mısın? Evet, hazırım. Bu yüzden kaybetmeyeyim inşallah. Hadi bakalım, odaklandım. Bu yarışmayı kazanacağım. Kim kaç balık yakaladı acaba? Bakalım. Önce şuna bir kazanayım. Kaç almam gerekiyor onu söyleyin. Ama yine de bakamayabilirim odaklanıyorsam. Ben tek başıma olsaydım buraya gelmem tabii 200-300 saat sürerdi. Sadece buraya gelmem. Aa, bitti. Ulan 6 mı yakaladım, kaç yakaladım? İkinci olmuşum gibi hissediyorum. Ortada duruyorum. Ben miyim? Etkileyici. Burada çok fazla balık var. Bu kokuya asla alışamayacağım. Bu yılki buzda balık tutma yarışmasının kazananı 6 büyük ve pis balıkla Cenko. Aa, okey, güzel, 6 iyiymiş. İşte ödülün tadını çıkar. Güzel. Ödül bileti mi? Bu yılki buz süreni de bu kadardı. Gel, bilet ne ya? Artık şu zavallı balıkları salalım. Bilet ne ya? Kazandığıma inanamıyorum. Eve dönme zamanı. Okey. Müzeyyen uyuyor. Ya ne kadar güzel bir aile resmimiz oldu ya. Eşimle birlikte güzel bir hayat sürüyoruz. Kedimiz var, kızımız var. Kedimiz var, kızımız vardan önce söylemem garip bir oldu biraz belki ama. Aşağıya bakarız, neler var neler yok. Hiçbir şey yok. Merdivenin varsa Lewis'in evinin bodrum katına inebilirsin. Başkan evinde bir ödül alma makinesi mi var? Günaydın. Sinema salonu gençlerin yüzünü gözümsetiyor. Başarılı bir sinema salonunun bölgenin ekonomisine büyük faydası olur. Umarım şu modern filmlerden sakıncalı şeyler yoktur. Merak etme, çok sıkıcılar. Bu ne? Pelikan kasabası muhasebe defteri, anlaşılan başkan bu defter aracılığıyla ekonomik durum hakkında bilgi ediniyor. Bu ne? Kasabanın kayıp eşya kutusu, geçmiş siparişlerden tamamlanmayan teslimatları buradan alabilirsin. Bu şey bu. Aa, 12 tane eski... Ben bu bileti nasıl alacağım? Veya şey, bodrum katına nasıl ineceğiz? O merdiveni yatak odasında yere koy. Ama oraya girmeden önce mutlaka bunu oku. İçerideki itemi alınca hasar verilemeyen yaratık çıkıyor. Ölmemek için sadece kaç. Yere koy. Merdiveni mi? Başkanın donu orada. Hasar verilemeyen yaratık başkanın donunun içinde mi? Donu alınca kaçman gerekecek. Arkadaşlar, bu bir labirent. Ben labirentlerde çok kötüyüm. Okey. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Wow. Okey. Evet, gerçekten başkanın donu geliyor peşimden.
Şanslı mor şort. Çok yakından incelememek en iyisi. Don'un ruhu kovalıyor. Wow. Peki ya, yani ben bu Don'la ne yapacağım? Böyle amaçsız bir şey. İyi bari. Bari giyeyim. Giyemiyorum. Tamam. Güzel. Burada kalsın. Ben de o zaman adaya gidiyorum. Ben bu Don'la ne yapacağım? Abi harikasın. Estağfurullah. Sizlersiniz o harika olanlar. Mağaraya baksak mı evin sağındaki? Evin sağında mağara mı var? Yanardağ demiyorsun. Ha yok. Şey diyorsun. Şurayı diyorsun. Burası... Okey. İzninizle bir su içeceğim. Başka türlü hazmedemiyorum bunu. Hocam iyisin galiba. Fırak, inime girmeyi cesaret eden de kim? Mütevazı bir çiftçi. Topraklarımı işlemeye gelmiş. Ne kadar şanslıyım. Yağmurlar ne kadar da bereket getirdi. Guruk. Görüyorsun ki topraklarım zaten taze meyve ve sebzelerle dolu. Ama yaşlandım ve gençliğimin enerjisi olmadan tarlalarım değersiz toza döndü. İç çeker. O ziyafetin güzelliklerini bir kez daha görebilmek için neler vermezdim. İşte burada devreye sen giriyorsun. Benim için yetiştirmelisin. Hem pembe, hem sulu, hem de tatlı bir şey. Okey. Onu başka yerden koparıp getirme. Süreci doğal bir şekilde görmek istiyorum. Benim için yetiştirmelisin. Anladım. 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 Evet. İstediğim şeyi yetiştirmiyor musun? Git. Bunları da ben de alabiliyor muyum? İyi olabilirdi. Bunu değiştirdiler mi? Aa. Enes hoş geldin. Ne istedi benden? Hem pembe hem sulu. Neyse, pembe şortla birlikte buraya geldik. Pembe, sulu ve büyülü. Öyle zaten, yani itiraz etmiyorum ama. Şundan bir tane daha yaptık. Bunlardan bir tanesini hemen şuraya koyacağım. Bir tanesini de şuraya koyayım. Ve böylece elimizdeki... sen mor değilsin maalesef. Sen morsun. Muhtemelen ıslaksın. Büyülü de olabilirsin. Emin değilim ama burada yetişmedin. Değerli ahbaplarım. Bunu söylemem gerekiyor ki yine bir söylemem gerekiyor ki konuşamadığım için artık bir sebepte yine bir günün sonuna geldik. Yine güzel bir yayının sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Sizleri öpüyorum. Sonraki Starfield değil, Stardew Valley yayınında Starfield'ın bırak yayını yapmayı, oyunu oynayamıyorum bile, yani öyle saçma sapan bir sıkıntısı var şu an. Sonraki Stardew Valley yayınında yanardağa gideceğiz. Bol bol yanardağa gideceğiz. Bol bol orada kasacağız. Orada ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Bol bol fındık toplarız diye düşünüyorum. İnşallah fındıkları toplarız. Muhteşem yayında. İyi geceler herkese. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Like'larınız için çok teşekkür ederim. Chat'te yaptığınız bu güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Yayınlarımızda, videolarımızda, gizem videolarımızda bundan sonra her şey güzel güzel devam edecek diyorum. Hepinizi öpüyorum, saygıyla selamlıyorum. Oy vermeyi unutmayın, sandıkları da kuruyalım.